Joker sınırları olmayan korkunç bir kişilik. Yalnız olduğunu da söyleyebiliriz. Neredeyse hiç gerçek arkadaşı yok. Belki Batman'i sayabiliriz. Peki gerçekten de Joker'in yaptıkları hoşuna giden, onu komik bulan bir arkadaşı olsaydı, Joker bu arkadaşlık için ne yapardı? Tommy Blackrow, Gotham gazetesi için yazarlık yapmış birisiydi. Ancak şimdi Arkham tımarhanesinde bir mahkum. Artık yazamıyor ve bu durumun ona ne kadar çok sorun çıkardığını düşünürse yazmamasının daha iyi olduğunu düşünüyor. Hemşirelerden birisi hücresine gelip ona bir ziyaretçisi olduğunu söyler. Bir arkadaşı. Tommy şaşırmış bir şekilde hiç arkadaşı olmadığını söyler. Ve hemşire yanıtlar. Herkesin bir arkadaşı vardır. 5 yıl önce Joker televizyon yayınlarını ele geçirerek yeni sirkinin gelişini duyurdu. Gotham şehrinde sirk sizi bulur. Tommy bu yayını 5 yıl boyunca Gotham'dan uzakta olduğu için şüpheyle izlemişti. Son olayları tamamen kaçırmıştı ve Joker'in neden korkutucu bulduklarını anlayamıyordu. Sürekli söylenmesinden bıkan genel yayın yönetmeni Joker hikayesini Tommy'nin yapmasını istedi. Öfkeli bir şekilde bir zamanlar arkadaşı olan Warren Spacey egosunu bırakmasını ve ölmemeye çalışmasını önerdi. Bu yaptığı delilik olurdu. Aslında Tommy Joker gibi insanlar yüzünden muhabirlik görevinden çekilmişti. Arkadaşı Warren Joker'in suçlarını, katili insanüstü bir canavar olarak gösteren bir perspektiften ele almıştı. Ancak Tommy Gotham'a farklı bir hikaye sunmak istiyordu. Joker'in sadece insan olduğunu gösteren bir hikaye. Oldukça açık bir ipucunu takip ederek terk edilmiş bir şaka dükkanına gizlice giren Tommy, Joker'in adamlarıyla olan bir toplantısına tanık oldu. Palyaço'nun gözlerindeki soğukluk onu endişelendirdi. Ancak aynı zamanda oldukça çekiciydi. Joker'in planını sorgulayan kendi adamlarından birisini öldürdüğünü ve ardından neşeyle gülüşünü izledi. Tommy Joker'in bazı esprilerine gülmekten kendisini de alamıyordu ve sesi Joker'in dikkatini çekti. Harley Quinn'i Tommy'yi açığa çıkarmak için çağırdı. Tommy'nin basından olduğunu gören Joker neden güldüğünü cevaplayabilirse sorularını yanıtlamayı teklif etti. Tommy Joker'in kendi adamlarından nefret etmesini komik bulduğunu açıkladı. Onların arkadaşıymış gibi davranırken onları insan olarak bile görmemesi ironikti. Joker bunun gerçekten de komik olduğunu kabul etti. Ancak Tommy'yi ölümcül yollarla daha çok güldürmeyi amaçladı. Neyse ki Tommy'yi öldürmesi Batman ve Robin tarafından engellendi. Onlar hayatını kurtardılar. Ancak Tommy, Gotham'ın palyaçolarla savaşmak için kostümlü kahramanlara ihtiyaç duyacak kadar yanlış bir yolda olduğunu düşünmekten kendisini alamıyordu. Bir yıl sonra Tommy Joker'i yalnız bir adam olarak tanımlayan bir makale yazdı. Ve Warren Joker'in tüm bu süre boyunca kaçtığını söyledi. Warren bu şeyleri Joker'in yüzüne söylemiş olmanın onu bir hedef haline getireceğini hatırlattı. Tommy alaycı bir şekilde güldü. Ve bir süreliğine eski savaş muhabiri arkadaşının kaldığı kendi dairesine döndü. Ancak ışıkları açtığında arkadaşının cesedinin bir kukla gibi et kancalarıyla asılı olduğunu gördü. Sesini taklit eden Joker bir yıl önce Tommy'nin kendisine söylediği sözleri çok düşündüğünü ve Tommy'nin haklı olduğunu belirtti. Bu dünyada hiç arkadaşı yoktu. Daha büyük düşünmeliydi. Şimdi Tommy ile arkadaş olmaya hevesliydi. Ve rekabeti ortadan kaldırmak için Tommy'nin arkadaşını öldürmüştü. Tommy'nin hayatının her detayını öğrenmişti. Böylece kalıcı bir dostlukları olabilirdi. Tommy'yi bağladıktan ve ona sarıldıktan sonra ayrıldı. Diamond bölgesine gitmemesi konusunda da onu uyardı. Çünkü orayı zehirlemekle meşguldü. Batman Joker'i durdurup bulmasına rağmen Tommy gazetedeki işine dönemedi ve adını değiştirmek zorunda kaldı. 6 ay sonra Joker tekrar gözaltından kaçtı ve hayatının her yönünü değiştirerek saklanmış olmasına rağmen Tommy Joker'in onu bulacağından hala endişe duyuyordu. Dehşet içinde açık bir pencere keşfetti ve kendisini korumak için mutfaktan bir bıçak aldı. Aradı ama kimseyi bulamadı ve sonunda evinde uyuyakaldı. Uyandığında zemininde kanla yazılmış "Seni özlüyorum" mesajını gördü. Bir yıl sonra Joker'in başka bir kaçışını duydu ve yıl dönümleri olduğunu bildiği için eşinin güvenliğinden endişe etti.
Ona kaçmak için üst eyaletteki bir kulübede buluşmasını isteyen bir mesaj gönderdi. Eşi telefonunu açmadığında eve aceleyle gitti ve Joker'in onu zaten yakaladığını, ancak hayatta tuttuğunu gördü. Joker gülümseyerek arkadaşının eşini öldürmeyi hayal bile etmeyeceğini, ancak düğüne davet edilmediği için biraz kırgın olduğunu açıkladı. Bitkin bir halde Tommy, Joker'den kendisini öldürmesini ve eşini serbest bırakmasını istedi. Joker, Tommy'nin kendisi için çok önemli olduğunu ve vazgeçemeyeceğini iddia ederek şaşkınlıkla karşılık verdi. O, onun tek arkadaşıydı. Ve bu nedenle kurbanlarının resimlerini içeren bir slide gösterisiyle başarılarını paylaşmak istedi. Kurbanlarının üzerlerindeki rictus gülümsemesiyle resimlerini göstermeye başladı. Joker'in yüzü polis merkezinde tutulurken Tommy başka bir takma adı altında Nancy Strode'u arayarak yüzün hala delil odasında olup olmadığını sordu. Joker'in muhtemelen öldüğüne dair söylemlere rağmen dışarıda bir yerlerde olduğunu ve onu tekrar görmek için bu kadar uzun süre serbest kaldığını ısrarla iddia etti. Bu onu bir paranoyak haline getirmişti. Hiçbir yerin ortasında bir kulübeye taşınmışken Joker'in kendisine bir sesli mesaj bıraktığını öğrendiğinde dehşete düştü. Joker aslında Tommy'nin kendi bodrumunda. Aylardır Tommy'nin bile bilmediği bir şekilde Batman ailesinin yüzlerini üretiyordu. Ki bunları büyük finali için kullanabilecekti. Daha fazla dayanamayan Tommy bir silah çekip ona ateş etti. Ancak bu süre boyunca kendisini rahatlatmak için bir su tabancası kullandığını anladı. Joker onu bayılttı ve kendine geldiğinde polisi aradı. Ne yazık ki polis Joker'in orada olduğuna dair hiçbir işaret bulamadı. Ve psikolojik değerlendirmeler sonucunda Tommy Arkham'a yerleştirildi. Neyse ki Tommy'nin bugünkü konuğu Warren. Joker'in dönüşünden bu yana Gotham'da yaşanan korkunç olayları açıklıyor. Warren, Tommy'yi istediği zaman taburcu edebileceğini hatırlatıyor ve ona Boston'a gelip olan bitenden kaçması için yalvarıyor. Tommy şüpheli ve Warren onun bir arkadaşı olduğunu hatırlatıyor. Tommy ise sadece bir arkadaşı olduğunu ve o adamın Arkham'da uzun süredir ona iyi baktığını, hatta tekrar yazabilmesi için ona kağıt bile getirdiğini söylüyor. Tommy, Warren'ın uyarılarını görmezden geliyor. Ve şimdi Eric Border adındaki arkadaşına sahip olduğu için iyi olduğunu ve Eric'in onu asla terk etmeyeceğini söylüyor. Ona söz verdi, onu asla terk etmeyecek. Hikaye hoşunuza gittiyse kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Discord sunucumuza gelmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.